Bakın 79 devrimine kadar gazeteleri taradım. İslam devrimine kadar. Ne var biliyor musun? Emel Sayın gitmiş Şah'a konser vermiş. Ajda Pekkan gitmiş İran televizyona çıkmış. Türk basınında Şah hayranı kızlarla, Türk kızlarıyla röportajlar yapılmış. Tabii böyle. İran Amerika'nın güdümündeyken, Batı'yla sıkı fıkıyken, Batı İran'ın bütün kaynaklarını sömürürken, Batı'nın ve Amerika'nın en önemli üssüyken ve İsrail'le iyi bir dostken İran, Türkiye'de şirin bir ülke İran. Şahlık o kadar güzel ki Türk kızları Şah'a aşık. Ne İran hakkında eleştiri bir yazı var, ne İran'a güvenilmez deniyor, ne İran acem oyunu deniyor, ne İran Şia'dır, bunlar Rafizi'dir, bunlar sapıktır deniyor. Hiç böyle bir şeyler göremiyorsun. İran ne zaman ki 79'da Batı'yı def ediyor, İsrail elçiliğini kapatıp Filistin elçiliği yapıyor, Amerikan elçiliğini kapatıyor, Amerikan askerlerini esir alıyor ve İsrail'i tanımıyorum diyor. Abi bir anda Türkiye'deki aydın geçinenler, medya, sözüm ona İslami camia, daha sonra İslami camia aslında önemli oranda devrimi destekliyor. Türkiye'deki sol kesim de devrimi destekliyor. Mihri Bellisi, Marksist soldan tutun, hatta zaman zaman Kemalist sol bile destekliyor. Çünkü antemperyalist damarı olan herkes destekliyor. Mesela Türkiye'deki Marksist Türk solunun duayeni, Mihri Belli şunu demişti, biz röportajı yaptığımda biz İran devrimine destekledik, Homeini dergimize kapak yaptık çünkü Amerika'nın kalesini yıkan adam bizim için kahramandır demişti. Olayı solcu da bu gözle bakmıştı, antemperyalist gözle bakmıştı, İslamcılar da bu gözle bakmıştı. Ancak ne oldu biliyor musun? 80 darbesinden sonra Amerika bu sac ayağını kaybetti. İran ayağını devrimli bir şey kaybedince Amerika'ya yeni bir sac ayağı arandı. O da Türkiye mi? Yeni bir ittifak ve yeni bir üs arandı. Ne oldu? Bakın dikkat edin, 79'da İran'ı kaybetti, 80'de Türkiye'de darbe oldu. 8-10 ay sonra. Ve ne oldu? Amerika'ya dedi, bizim çocuklar başardı dedi. Ve Amerika'nın, Batı'nın yeni üssü olarak Türkiye seçildi. Türkiye'yi darbe yaparak üs yapmakla kalmadı. İki ülke arasında fitne tohumları ekmeye başladım. Ha İran, Molla. Bunu nasıl dese yaptı? Ha bunu işte yazarlar devşirdiği sözüm ona Gülen gibi din adamlarıyla. Gülen'in sözü, bakın Gülen'in bir sözü vardır, ne diyor? Cennete giden yol İran'da gelecek olsak gitmem o cennete diyor. Ama Amerika'da yaşıyor. Diğer taraftan da bu fitne aydınlar arasında, Batı, özellikle Batı rüzgarında kalan aydın, sözüm ona aydınlar arasında, bürokratlar arasında ve dini görünümlü bazı radikal gruplar, Sünni geçilen bazı yapılar arasında maalesef rağbet buldu. Ve geldiğimiz noktada artık o noktaya geldik ki adam İsrail ve Amerika'yı tercih ediyor İran'a karşı. İnsan 50 defa Amerika'ya gidiyor, İsrail'e gidiyor, İsrailci Amerikancı denmiyor. İsrail'i övüyor, Avrupa Birliği'ni göklere çıkarıyor, ABC denmiyor. Ama siz İran'ın lehine bir defa hakkı teslim edin, doğruyu söyleyin, abi adınız İrancı'ya çıkıyor. Bir defa bak, hayatımda ben biliyor musun bir defa İran'a gittim. Hayatımda bir defa bak. Komşu ülkeyiz ya, ben 30 yıllık gazeteciyim. Halbuki bu benim kaybım değil mi? İnsan sosyolojik olarak merak eder, bir gazeteci değil mi? Yanı başımıza bir ülke der. Evet. Çok olaylar yaşanıyor. Ya insan merak edip gitmez mi? Batı ülkesine gittim, Rusya'ya gittim, Arabistan'a gittim. He? Bir defa İran'a gittim. Abi bir adam bir defa İran'a gidiyor, 50 defa Batı'ya gidiyor ama adı İrancı oluyor. Unutma. Madem İran küffara karşı bir şey yapmıyor, bunları kim öldürdü? Niye öldürülüyor? İran bunları rol için, tiyatro için mi kaybediyor? İki, ya bu sözü söyleyen, yani İran küffara karşı bir şey yapmıyor kardeşim diyen arkadaşlara şunu soralım. Aksa tufanı başladığından beri 7-8 aydır İsrail'e füze fırlatan tek ülke İran. İki, bu süreçte İran'ın desteklediği reisinin bana göre öldürülme, suikast, sabotaj varsa eğer, sebeplerinden biri de budur. Yemen'de Ensarullah'tan tutun, Lübnan'da Hizbullah'a kadar, Suriye'deki bileşenlerine kadar kendine göre oluşturduğu direniş hattındaki bu örgütleri desteklemesi ve bu örgütler de dikkat edin, Amerika ve İsrail'e en büyük zararı veriyorlar. Sadece Yemen'de biliyorsunuz 1000'den fazla Amerikan ve İsrail destekçi gemiyi sokmadılar ve milyarlarca dolar zarara uğrattılar Amerika ve İsrail'i. 300'den fazla Hizbullahçı bu çatışmalarda hayatını kaybetmiş İsrail saldırılarında. Yani bir anlamda İran şu anda 7-8 aydır küffarla savaşıyor kardeşim. İsrail, Amerika, Fransa aslında Batı'yla savaşıyor şu anda. Artı şu anda Batı'nın ve Amerika'nın ya da küreselcilerin, yani dünyayı dizayn etmek isteyen o ekibin
en önemli hedefi Rusya, yani Ukrayna üzerinden Rusya'yı alaşağı etmek. İran reisi o coğrafyaya Rusya'yı destekler nitelikte drone gönderiyordu. Önemli teknolojiler de veriyordu ve o gönderdiği drone'lar, teknolojiler Ukrayna ve o tayfayı bayağı bir rahatsız edip zor durumda bırakıyordu. Bu da belki suikastsa etkilidir. Peki tam tersinden bakalım şimdi. İran füze saldırısı yaptığı zaman İsrail'e, Misirli'me kim kalkan oldu? Amerika ve Fransa zaten kalkan oldu. Başka? Bizim Sünni dediğimiz Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün kalkan olmadı mı İsrail'e? Kalkan oldu. Bunlar da Sünni ülkeler. Ne yapacağız şimdi? Ha, o zaman sorun şöyle çıkıyor. Cümle şu olması gerekiyor. Mantık şöyle yürümesi gerekiyor. Kardeşim, sen emperyalizme köle olduktan sonra, onun maşası olduktan sonra, ona hizmet ettikten sonra Sünni olsan ne olur, Şii olsan ne olur? Sen hangi cephedesin? Sen bir beğenmedin İran füze fırlatıyor İsrail'e, o gece 7-8 ülke kalkan olmuş ve İsrail'in kaybı 1,5 milyar dolar. Senin Sünni dediğin ülkeler de İsrail'e kalkan olmuş. Ben neydim böyle Sünni abi? Ne yapayım ben böyle Sünni'yi? Sünni olsa ne olacak?